Şeşka Yeraltı Şehri güzergahında ilerliyoruz şu anda. Burası Kirazlı Göleti'nin olduğu yer. Yeşillikler arasında ilerliyoruz. Şeşka Kalesi tepede gördüğünüz, zirvede gördüğünüz yer. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Buralar hep mağaranın içi ama kapatılmış yerler. Şöyle göstereyim. Şurada bir kapı abi. Buralarda abi görmüyor musun? Kapılar var ama kapıların gittiği yerler de kapalı. Şuradan bir tünel gidiyor. Daracık bir tünel. Şurası bu şekilde. Abi bayağı da bir uzun şey. Aman çukurlara düşme, devam et. Abi burayı niye kazmışlar? İşte gömü arıyorlar. Hazine arıyorlar. Evet, ki. Yarasa pisliği. Hani? Şuranın. İşte şuydu yarasa pisliği. Aha, yarasa da şuradaydı. Hani? Şuranın. Şu. Evet. Şu. Hayır. Gel. Buranın pek uzun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ben de çok. Engebeli bir yer. Bir de yarasa var. Ve buradan çıkıyoruz. Tekrar. Abicim. Evet, daracık bir tünelde. Şurayı alır mısınız? Eğildik. Çömele çömele. Geçiyoruz. Şurada şöyle bir yer var. Keşke Yozgat tarihine sahip çıksa da. Vallahi zorlanıyorum geçmekte. He? Masa burada mıydı? Değil mi? Masa burada. Abi. Çok beğenmedik biz. Baba. Pis bir yer. Baba. Onun için yapacaklarımızı dışarıda yapıp yiyeceğiz. Niye dışarıda? Burada nerede yapalım? Burası pis. Hazırlıklı geldik ama burası... Çok pis. Niye şuraya koyuyorsun? Zaten tertemiz. Tertemiz değil. Burası zevk vermez. Baksana harabe gibi. Çıkıp arabamızın mi? Yanında manzaraya karşı kuralım. Harabe. Şeşka Kalesi'nin içerisinde yiyeceğimiz yemek hayal oldu. Çünkü içerisi gerçekten harabe gibi. Pis. Ve zemini çok kötüydü. Onun için bir de arkadaşlar güzel bir yer bulmuştuk aslında ama buranın içi de biraz pisti. Bir onun de yarasa şimdi, vardı. Evet, yarasa vardı içeride de. Şimdi yarasamız düştü. Şimdi burada yapacağız. Burada yiyeceğiz. Biraz manzaraya karşı. Evet. Kafa dinleyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Şimdi kuralım. Ben baba.
biraz daha şöyle. Çantamızın içinden kan tüpümüzü çıkar falan. Şu da lambamız. İşte tüpü. Bu da. Hemen yapacağım. Bura. Yapma yapayım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tüpümüz var. Şöyle. Çay arıyorum. Burada buldum. Ocağı mı yaktın? Evet, yaktım baba. Değil mi? Yakmışım. Evet, ocağımızda. Ocağımız böyle. Abi suyu unuttuk sanki. Değil mi? Evet. Suyu koyun. Dur. Şu uçabilir baba. Hemen arabaya koyayım. Dur, elim işte şu anda. Baba. Baba. Artık arabayı açsam. Artık anahtar nerede? Cebinde mi? Bak bakalım. Ben amacımız oğlumla yaptığımız aktiviteleri çoğaltmak, yaşanmışlıklarımızı çoğaltmak. Evet arkadaşlar, sucuğumuz görüyorsunuz. Tamam. Bu da benim işte. Tamam. Abi kaşık var mı? Kaşık. Ne için? Çatal var mı peki? Çatal varsa onunla yapabilir miyim? Çevirebilir miyim? Abi siz işinize bakın, başka ne çıkaracağız mesela? Çay demli. Sonra da çayımızı onda demleyeceğiz ama çayımızı. Ha tamam.
görüyorsunuz. Bu da böyle bir çatal işte. Böyle bir çatal herhalde yok. Her şeyler demirden. Çeviriz. Bir de ben yapayım. Abi şu pişmiş gibi duruyor. Şu. Of. Çok lezzetli olmuş şu kadar. Abi böyle yenmez ki ama. Ya. Tabak var değil mi? Tabak olmayacağız ya. Burada çatallarsın. Bunu masaya koyacağım şimdi. Sen otur yerine. Abi yok öyle olmaz. Şey tabağı. Abi çantamızın içinde tabak yok. Yok hiç. Zor yerde. Evet. Hiç yok. Hiç mi yok? Ha? Hı. Hiç yoksa o zaman da olsaydı koyardık. Evet, sucuklarımızı aldık. Al abi. Tamam. Çayımızın suyunu koyduk. Ocağımız çakmak gazıyla çalışan Xamo Camp markasıyla. Çok güzel, çok pratik. Ve de çok işe yarayan kampta mesela ocağınız yok. Bunu kullanabilirsiniz. Yani böyle bir sucuk yok. Evet, şimdi çayımızı yapıyoruz. Bulunduğumuz yükseklik böyle. Bilmem bizim gözümüzün gördüğü gibi kamerada gösterebiliyor mu? Yozgat'ın en yüksek zirvesindeyiz. Abi sucuk uçuyor. Ha. Kabı mı? Hı hı. Uçsun mu? Alırım şimdi. Evet, burada kapatıyorum. Çayımızı içerken tekrar çekime başlarız.